Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren fuarla Bursa Üreten Kadınlar Buluşması, Bursa'nın üreten kadınlarını bir araya getirdi. Fuarın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alınur Aktaş, Bursa'da 17 ilçedeki 32 kadın kooperatifinin temsilcileriyle bir kez daha buluştu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan'ın da hazır bulunduğu toplantıda kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini belirtti. Tek ses olan Bursa'da üreten yürekler, kadın dernekleri, kooperatifleri ve girişimci kadınlarımız geleneksel ve yöresel ürünlerini, el sanatlarını uluslararası fuarlarda tanıtmak istediklerini dile getirdiler. Geleneksel el sanatları, kültürel mirasını koruma, yayma ve yaşatma derneği yetkilileri ile bir araya gelen Bursa Üreten Kadınları fikir alışverişinde bulundu. Proje detaylarını anlatan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı deri kırk yama sanatçısı el emeklerini daha değerli kılmak ve pazar oluşturmak için Bursa Üreten Kadınları ile bugün bir aradayız diye konuştu. Bursa bir turizm şehridir ve turizmde ne kadar tarih varsa, ne kadar gelenek görenek varsa işte kadın kooperatifleri ve dernekleri de turizme o kadar katkı sağlarlar. Ürettikleri ürünlerle, el sanatlarıyla, gıdasıyla, anneannelerimizden, dedelerimizden, ninelerimizden öğrendikleri el lezzetleriyle her zaman Bursa'yı tanıttıklarına inanıyorum. Bu anlamda da yine İznik Kadın Kooperatifleri Dernek Başkanımız Hava Hanım'la yine bir misafirimiz var. Kocaeli'den çok önemli bir projeye imza atmak üzereler. Detaylarını ben kendilerinden dinlemek istiyorum. Öncelikle sizi tanıyalım. Evet, merhaba. Ben Yasemin Akbulut. Kocaeli'den geliyorum. Kültür Bakanlığı deri işleme sanatçısıyım. Ve geleneksel el sanatları kültür mirasını koruma, yayma ve yaşatma derneğinde başkanıyım. Burada tabii ki kültürlerimizi yaşatmak adına biraz da buradayız ve el emeğine dikkat çekmek ve onlara gereken önemi kazandırıp pazarlarını oluşturmak için buradayız. Ve sevgili Hava Başkanı'nla birlikte bu çalışmaya el birliğiyle destek veriyoruz ve güzel işlerle kadınlarımızın emeklerini Türkiye ve dünya çapında bir platforma çıkartmaya çalışıyoruz. Umarım bunda da verilen desteklerle çok da başarılı olacağımıza inanıyorum. Ve bu şekilde çalışmalarımızı yaşatıp daha ileriye götürmek istiyoruz tabii ki. Kadınlara bir nebze olsun destek vermek. Maddi anlamda şu yaşadığımız pandemi sürecinde o zorlukları biraz daha hafifletmek ve onlara bir nebze dokunmak istiyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı, ayrıntılarını birazdan konuşacağız. Bizler de sizlerin aranızda olacağız. Evet. O detayları öğreneceğiz. Evet. Hava Hanım, şimdi şöyle çok güzel bir cümle kurdunuz bana ve ben bunun altına imzamı atabilirim sizinle birlikte. Sadece geleneksel el sanatlarıyla değil, yani çinisi varsa Bursa'nın, ipeği varsa Bursa'nın, anneannelerimizden gelmiş pek çok sanatımız var. Onların yanında kadın derneklerimizin, kooperatiflerimizin ürettiği salçalar, el lezzetleri de geleneksel bir el sanatıdır demiştiniz. Bu anlamda da çok önemli bir proje için bir araya geliyorsunuz. Yine kooperatif başkanlarımız, dernek başkanlarımızla ve yine Ankara'dan gelen, Kocaeli'den gelen bir misafirimizle birlikte. Ben şunu sormak istiyorum. Üreten Bursa kadınları geçtiğimiz gün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir fuarda bir araya gelmişti. Artık yavaş yavaş Bursa'nın sınırlarını aşmaya başladınız. Belki de dünya fuarlarında Bursa kadınlarımız olacak. Bu anlamda neler söylersiniz? Vallahi Nüket Hanımcığım, siz zaten özetlediniz, o kadar güzel söylediniz ki inşallah. Ağzınız bal yesin diyorum. Çünkü niyetimiz o hakikaten. Bugün burada olmamızın tabii ki en büyük sebeplerinden biri İznik Girişimci İşletme Kooperatif olarak buradayım ben. Başkanı olarak buradayım ama 12 yıllık bir derneğimizi de 2019'da kooperatife döndürdük. Ama bizim asıl amacımız bir değil, binler olmak. 10 değil, 10 binler olmak. Kadınlarımızla birlikte istihdamı çok daha ileri götürmek. Onun için bulunduğum ben de
Bu kültür sanatlarını, geleneksel el sanatlarını Yaşatma Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak sevgili Yasemin Başkanımızla birlikte kadınlarımızın, demin söylediğim gibi, kadim şehir Bursa'mız değil mi? UNESCO Dünya Mirası'nda da çok güzel bir alana yer veriliyor artık. İznik de o ilçelerden bir tanesi. Burada o kadar güzel kooperatif başkanlarım var ki, Orhan Gazi ayrı bir değer, Yenişehir ayrı bir değer, Nülüfer ayrı bir değer, Orhaneli, dağ köylerimiz, sayamadığımız, çok özür diliyorum böyle tümünü birden söyleyeceğim. Tüm dernek ve kooperatif başkanlarımız, gerçekten aynı amaca hizmet ediyoruz biz. Kadından kadına destek. Ve Üreten Yürekler diye çok güzel bir sayfamız var. Yine sizin dediğiniz gibi Bursa Büyükşehir'imizin, ben orada şöyle de bir cümle ettim, 81 ile emsal edilecek bir hizmet sundu bize. Merinos Fuarı gerçekten muhteşemdi. Ama neyi eksikti? Biz bunu Ali Nur Başkanımızla konuştuk. Evvela da Ali Nur Başkanıma sevgilerimizi, burada tüm kooperatiflerimizin adına saygılarımızı iletiyorum. Bize inanılmaz derecede destek veriyor. Ama bizim artık kendi kültürümüzü de, Bursa'mızın kültürünü de dünya fuarlarında ve yerli fuarlarda da göstermek istiyoruz. Niye Bursa kadın kooperatifleri olarak bir emitte yer almasın? Bizim salçamız, bizim tarhanamız, bizim kaftanlarımız, bizim ürettiğimiz tarımsal kooperatiflerde de olsun, işletme kooperatiflerinde de olsun, iğne oyalarımızdan tutun da o çok eski annelerimizin yaptığı anne eli değen kurabiyelerimiz de dahil bunlara niçin yerini almasın? Dünyanın kalbinin attığı yerlerde, iş adamlarının gelip bizi ziyaret ettiği yerlerde niye biz olmayalım? Biz bunu Bursa olarak hak ediyoruz. Bursa kadınları olarak da biz inanın yerimizi alacağız. Turizm Kültür Bakanlığı'nın madem ki böyle bir derneği var, madem ki bizim derneğimizin de burada yönetim kurulu üyeleri var, bugün bu projenin imzası atılacak. Biz bu fuarlarda yer alacağız. Hem de ücret ödemeden. Ne güzel. Ne mutlu. İnşallah bu başarılar tüm kadınlarımızı kaptar ve Bursa üreten kadınları dünyada, Türkiye'de Bursa var ve Bursa'da üreten kadınlar var diye konuşmaya başlar diye ben umut ediyorum. Çok güzel proje. Size de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık efendim. Haberimizin detaylarını şimdi onlara neler anlattıklarını Yasemin Hanım'dan dinleyelim. Görevlendirmeler dolayısıyla burada değiller. Biz tam böyle ekip olarak gelip hani sizlere tüm yaşanmışlıklarımızı aktaralım, birlikte hareket edelim diye istedik ama o sorun değil. Biz onları oraya aktaracağız tabii ki. Ve el sanatları anlamında ben çalışmalarını sürdürüyorum. Ve bakanlığımızın bize gösterdiği yerlerde, davet aldığımız yerlerde sanatımızı icra ediyoruz. Tabii ki herkes de olduğu gibi bu pandemi süreci hepimizi, işlerimiz anlamında ellerimizi durdurdu. Birçok şeyimiz çalışmalı ve bizler bu konuda çıkış yolları aradık çok. Ben kendi adıma bir çıkış yolu buldum. Onu sürdürdüm ve yurt dışı programıyla başlayan bir hikayem var. Ve bunu Türkiye çapında ben yaptım ve yaklaşık 400'ün üzerinde bir yayın, canlı yayın yapmayı yaptım. Değerli ustalarımızın, bakanlık sanatçıları çoğunluğu zaten. Yine de bakanlık sanatçısı olması bizim için çok da önemli değil. Sanatını en iyi şekilde aşkla icra eden kişileri de hani baz alıyoruz tabii ki. Unutulmayı tutmuş değerleri, el sanatlarını gündeme getirmek ve taşımak istedik tabii ki. Ve biz şimdi onda başarılı olduk ve biz artık bir başka kulvara geçelim. Daha geniş kapsamlı düşünelim. Yine bu ellerimiz var herkeste. Biz tabii ki el sanatı diyoruz ama işte hocamın da dediği gibi el sanatı her şeyi yapıyor. Yemekten tutun da nakışa kadar her türlü çalışmayı yapıyor. Biz bunu tabii ki birleştirerek, daha bütün haline getirerek, tüm Türkiye'de ve yurt dışı bağlantılarımızı kullanarak İspanya ve Almanya, Hollanda üçlüsü var şu anda benim planlarımda, görüşmelerimde. Öncelikle tabii ki Türkiye çapında bir çalışmayı yapıp burada bir olayımızı sabitledikten sonra tüm dünyaya açılma hedefimiz olması lazım. Altımızı doldura doldura gelmemiz. Bu anlamda da tabii ki birçok katılmamız gereken programlar var, yani isimler var. Öncelikle hocam hep EMIT olayını söylüyor. Ben Expo'da ekliyorum.
kalkınma ajanslarıyla sürdürülebilir projeler çalışmayı hedefliyorum. Kendimin de hazırladığı birçok projem var. Tabii ki Avrupa'ya açılıp Erasmus projesi biliyorsunuzdur, genç arkadaşlar daha bu konulara vakıf oluyor. Bununla ilgili bir projem kabul gördü ve o devam edecek ve onun akabinde fikirlerimizi yine aynı şekilde ajanslara iletiyoruz ya da işte bu birimlere iletip bunları daha çalışır duruma getirip işte herkese bir nebze dokunmak istiyoruz açıkçası. Benim hani bu anlamda yoğun bir şekilde bir çalışmam var. İnanın hani birçok şeyi geride bırakıp buraya geliyoruz. Hepiniz de birçok çalışmayı yapıyorsunuz. Emek var sonuçta. Yerini bulsun istiyoruz. Ben daha çok şeyler söylemek istiyorum bu anlamda. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımız da hani biz bakanlık sanatçıları olarak bir arada geldik ama tabii ki bu kooperatifler, dernekler, ben de bir dernek başkanıyım ve kabul gören projelerim pandemi nedeniyle durdu. Birçok şeye adım attık, yine durdu. İşte şimdi hareketlenmeye başladık. Hani bunu iyi değerlendirelim istiyorum. Sevgili Hava Başkanım'la böyle bir araya gelelim, şöyle bir çalışma yapalım diye konuşunca hadi bir araya gelelim, bir sizleri de tanımış olmak istiyorum açıkçası. Onun için ben buraya geldim. Adı üstünde Kültür Turizm Bakanlığı'nın devlet sanatçıları. Bizim kime ihtiyacımız var arkadaşlar? Kültür Turizm Bakanlığı'na ihtiyacımız yok mu bizim? Çok var değil mi? Bizim işimiz kültür turizmse o zaman bu derneğe çok ihtiyacımız var. Bu dernek Kültür Turizm Bakanlığı'nın derneği. Bizim de yapacağımız şey her ürünümüzü kültür alanında tüm kooperatiflerimizle birlikte taşımak. O zaman Yasemin Başkanımızla görüşünce dedik ki başkanım güzel bir projeye imza atalım. Kooperatif başkanlarımızı, dernek başkanlarımızı çağıralım. Hem onları konuşturalım, hem onları tanıyalım, hem ekibimiz de tanısın. Acaba siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bizim dertlerimizi, sıkıntılarımızı kimse bilmiyor ki. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor bize. Her daim söylüyorum, Allah devletimize zeval vermesin, devlet başımızda baki kalsın. Bu benim her daim söylediğimdir. Allah Ali Nur Başkanımıza da sağlık, sıhhat versin. Bize en büyük destekçilerimizden birisi. Ama arkadaşlar zannediliyoruz ki biz arkadaşlarımız ceplerimizden harcaya harcaya bizim omuzlarımız artık çökmek üzere. Eğitimsiz yürümez. Eğitim bizimle birlikte gitsin. Ben burada BTSO'nun Kadın Girişimciler Başkanı Sayın Sevgi Saygın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Müteşekkirim. Eğitim olmalı ama eğitimi yaparken bizi işte Yasemin Başkan ve ekibiyle fuarlara katmalılar ki sıcak para gelirse ben arkamdakilerini elimde tutabilip onlara kazanç sağlayabilirsem heveslendirebilirim. Nereye kadar gider? Biz gidelim. 3 ay gidelim. 3 yıl gidelim. 3 sene gidelim, 10 sene gidelim. Arkadaşlar karşılığı yer bulsun ama değil mi? Yani benim arkamda sizin arkanızdaki hanımlarımız karşılığını bulmadığı zaman bizlerde ve onlarda hayal kırıklığı, bizlerde de çaresizlik başlıyor. Bu çok önemli. Ben buraya parmak basmak istedim. Şimdi de yine biz yattığımız ürünlerimizi, mesela az önce Nerkehan Başkanım'ın da bahsettiği gibi en son Merinos'ta yapılan bir fuarımız oldu, bir festival oldu. Evet. Büyükşehirimizin de organize ettiği. Tüm detaylar düşünülerek hazırlanmış bir organizasyondu. Gerçekten buradan Büyükşehir Belediye Başkanım ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyon. Bunun devamını inşallah daha 3 gün sonra yaptığı bir toplantıda başkanımızın İstanbul'da yapacağını söyledi. Onun müjdesini verdi. Ben hatta geçen gün televizyon programına katılmıştım. Orada da dedim ki başkanım Bursa'da yaptı, çok güzel geçti. İstanbul'u planlıyor ama biz bunun akabinde de yaptıklarını yapacaklarına teminat tutarak yurt dışı diyoruz dedim. İnşallah ama bunları yapabilmek adına, oralara katılabilmek adına da bizim de çok son derece el işlerimizi, el emeklerimizin çok düzgün, layıkıyla yapılmış olması lazım. Hani böyle sıradan orada olmak adına olunmaz arkadaşlar. Bakın sizi hiçbir şey oraya lafla sözle götürmez. Sizin başarınızdır o sizi oralara götüren. Onun için başarı varsa, siz yerin 7 kat altındaysanız da sizi birileri orada keşfedecektir. Keşfedilirsiniz. Çünkü sizin başarınız var. Diyenlere.